Titrasyon en basit tanımla bir çözeltinin derişimini bulmak için uygulanan bir yöntemdir. Bir miktar asidik çözeltiyi alarak işe başlayalım. Hatta bu hidroklorik asit olsun diyelim. Yani biraz HCl. Ayrıca HCl'nin hacmini de bildiğimizi varsayalım. Örneğin başlangıçta hacmimiz 20 ml olsun. Hacmi biliyoruz ama derişimi bilmiyoruz. O halde buradaki bilinmeyen nokta HCl'nin derişimi olmalı. Bu derişimi bulmanın yollarından biri de titrasyon yapmak. Öyleyse bu kaba birkaç damla asit baz indikatörü eklememiz gerekiyor. HCL'nin bulunduğu bu kaba birkaç damla indikatör ekleyeceğiz. Kullanacağımız indikatör de fenolfitalein. Fenolfitalein asit içinde renksizken baz varlığında pembeye dönen bir madde. Şu anda fenolfitalein asidik bir çözelti içinde olduğuna göre elimizde saydam, renksiz bir çözeltimiz olmalı. Yani hiçbir renk yok. Burada da standart bir çözelti olmalı değil mi? Mesela derişimini bildiğimiz bir sodyum hidroksit çözeltisi. Diyelim ki sodyum hidroksit çözeltisinin derişimi 0,1 molar olsun. Artık titrasyona başlayabiliriz. Sodyum hidroksiti yavaş yavaş HCl ve indikatörü içeren çözeltiye damlatıyoruz. Bu durumda bazın içindeki asit reaksiyona girecek değil mi? Aslına bakarsanız bir asit baz nötralleşme tepkimesi elde ediyoruz. HCl artı NaOH. Ürünlerde OH eksi ve H artı olacak. Bu ikisi de bize H2O verecek. İkinci üründe ise elimizde Na artı ve Cl eksi olacak. Yani NaCl. Bir diğer deyişle sodyum klorür. Şimdi bu çözeltiye belirli bir hacimde baz ekledik diyelim. Dolayısıyla hacmini arttırmış olduk. Ayrıca çözeltinin açık pembe bir renk aldığını gördüğümüzü varsayalım. Evet, diyelim ki çözelti açık pembe rengini aldı. Ve de zamanla rengi değişmedi. Bu esasında bize bütün asidin bas tarafından nötralleştirildiğini gösteriyor. Yani çözelti içindeki fazladan bazın varlığı, çözeltinin renginin açık pembe kalmasını sağlıyor da diyebiliriz. Buradaki fazladan baz bize çözeltideki bütün asidin nötralleştiğini gösteriyor. İndikatörün renk aldığı noktada aslında titrasyonun dönüm noktası olmalı değil mi? Tekrar ediyorum. Çözeltinin renginin değiştiği nokta dönüm noktası olmalı. O zaman bu noktada durmamız ve titrasyonda kullandığımız bazın hacmini bulmamız gerekiyor. Mesela bu noktada başladık. Yani elimizde bu miktarda bazımız vardı. Şimdi ise bu kadar kaldı. Aslında biraz daha bazımız var. Bu kısımda titrasyonda kullandığımız hacim oluyor. Diğer bir deyişle burada bir hacim değişimi var. Bu değişim 48,6 mililitre olsun diyelim. Yani elimizde asidin tamamını tüketmek için 48,6 mililitre baz kullanmamız gerekiyormuş. O zaman artık HCl'nin derişimini de hesaplayabiliriz. İlk olarak sodyum hidroksitin derişimiyle başlayalım sodyum hidroksitin başlangıç derişiminin 0,1 molar olduğunu biliyoruz. Molarite, mol bölü litreye eşit olduğuna göre, buradaki amacımız asidi nötralleştirmek için kaç mol bas kullanmış olduğumuzu hesaplamak. Hacim için 48,6 mililitreye alıyoruz. Tabi bunu önce litreye çevirmemiz lazım. Tek yapmamız gereken virgülü 3 basamak sola kaydırmak değil mi? 1, 2 ve 3. Demek ki 0,0486 litre. O halde molarite eşittir. Mol bölü 0,0486 litre olacak. Bu boşluğa aynı şeyi hemen tekrar yazayım. 0,1 eşittir. x bölü 0,0486. Burada tabii ki de x'i bulmaya çalışıyoruz. X burada çözeltinin içindeki tüm asidi nötralleştirmek için kullandığımız sodyum hidroksitin mol sayısını gösteriyor. X'in değeri 0,00486. Titrasyonda 0,00486 mol sodyum hidroksit kullanmışız. O zaman bir de denkleştirdiğimiz tepkimeye bakıp neler olduğunu inceleyelim. Gördüğünüz gibi burada 1, burada da 1 var. Yani 1'e 1 bir mol oranımız var bir titrasyondaki eşdeğerlik noktası, ayarlı maddenin titre edilen maddeyi tam olarak tükettiği noktaya deniyor. Dolayısıyla eşdeğerlik noktasında bütün asidin nötralleşmiş olması gerekiyor. Buraya kadarını anladığınızı varsayıyorum. Bütün asidin tepkimeye girmiş olması gerekiyor. Birebir mol oranımız olduğuna göre bu kadar mol sodyum hidroksit kullandıysak, ilk çözeltide aynı miktarda da HCl olması gerekmez mi? O zaman titrasyona başlamadan önce 0,00486 mol HCl olduğunu söyleyebilirim. Bunu tabii ki de mol oranının birebir olduğunu bildiğim için doğrudan söyleyebiliyorum. Ama bizim amacımız mol sayısını bulmak değil, derişimi bulmaktı. Yani başlangıç derişimini. Derişimin mol bölü litreye eşit olduğunu zaten biliyoruz. Artık HCl'nin mol sayısını biliyoruz çözeltinin hacmini de biliyoruz değil mi? Hatta yanlış hatırlamıyorsam 20 mililitreydi. O zaman önce bunu litreye çevirelim. Yine virgülü 3 basamak sola kaydırıyorum. 1, 2 ve 3. 0,02 litre. Son olarak bu verileri kullanarak HCl'nin derişimini hesaplıyoruz. HCl'nin derişimi eşittir. HCl'nin mol sayısı yani 0,0486 mol bölü litre cinsinden çözelti hacmi yani 0,02 litre. O zaman hesap makinemizi alıp bu hesaplamayı yapabiliriz. 0,00486 bölü 0,02. Cevabımız 0,243. Böylece HCl'nin başlangıç derişimini bulmuş olduk. 0,243 molara eşitmiş aslında bu soruyu yapmanın daha kısa bir yolu da vardı onu da şu şekilde açıklayabilirim molarite çarpı asidin hacmi eşittir molarite çarpı kullandığımız bazın hacmi yani molarite çarpı hacim eşittir molarite çarpı hacim diyelim ki sol taraf asit için sağ taraf baz için olsun bizim aradığımız asidin molaritesi değil mi o zaman ona x diyelim Başlangıç hacmimiz asit için 20 mililitreydi. Burada isterseniz mililitre olarak da bırakabilirsiniz. Bir de baza gelelim. Zaten kullandığımız bazın derişimini biliyorduk. 0,1 molardı. Aynı zamanda asidin tamamını tüketmek için kullandığımız bazın hacmini de biliyorduk. O da 48,6 mililitreydi. Gördüğünüz gibi burada mililitreler birbirlerini götürecek. Dolayısıyla bir de litreye çevirmemiz gerekmedi. Aslında hesaplamayı yapıp bilinmeyeni yani x'i bulabiliriz. Hesap makinemizi alalım ve ilk olarak 48,6 ile 0,1'i çarpalım. Cevap beklediğimiz gibi 4,86. Bunu bir de 20'ye bölelim. O zaman sonuç 0,243 olacak. Böylece x'in 0,243 molar'a eşit olduğunu bulduk. Aslına bakarsanız bu kısa yol kuvvetli asit ve kuvvetli bazla ve de birebir mol oranıyla uğraştığınız zaman oldukça iyi çalışıyor. Ama bundan sonraki videoda mol oranının artık birebir olmayacağı bir örnek üzerinden geçeceğiz.